TEOG bilgilendirme toplantısı 27 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 2 gün boyunca devam edecek olan temel öğretimden orta öğretime geçiş sınavı öncesi okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Alkan Kız Meslek Lisesi konferans salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına sınavların yapılacağı okul müdürleri katıldı. Birinci günde ilk oturumumuz Türkçe, ikinci oturumumuz matematik, üçüncü oturumumuz din kültürü. İkinci günde yani Perşembe günü ise fen bilgisi, İnkılap tarihi ve İngilizce olarak 2 günde yapılacak arkadaşlar. Nakil olan öğrenciler sınava nakil gittikleri okulda, size eğer bir ortaokula nakil gelmişse sizi de girecekler. Yedek sınav evrakıyla girmeleri sağlanacak. Çocuk listeyi aldınız. Listeler dün e-okulda ortaokul müdürlerim yayınlandı. Ama Cengiz Gündeş daha sonra geldi. O listelerden daha sonra geldi. Listelerde adı yok. Bu öğrencimizi ne yapacağız? Yedek poşeti açarak yedek salonda sınava girdireceğiz arkadaşlar. Her sırada bildiğiniz gibi bir öğrenci oturacak bizim şeyimizde ve 20 öğrencili sınıflarımızı içerisinde. Biz öğretmen arkadaşlarımızla sabah toplantısında şunu özellikle rica edelim. Öğrencilerimizin dikkatini dağıtacak, heyecanını artıracak veya ses getirecek. İşte uzun topuktur, kolyelerdir, zincirlerdir, sohbetler, telefonlar, açıp gazete okumasın arkadaşlar. Hiçbir şeyi unuttuk. Bizler nedir? Öğrencinin dikkatini dağıtmayacağız. Öğrencimizin motivasyonunu bozacak hareketlere de bulunmayacağız. Onun için sabahki toplantılarda bir de bina sınav sorumluluğu arkadaşlarımız bunun altını kalın çizgiyle çizmesini özellikle sizden rica ediyorum arkadaşlar. Görevli olmayan o okulun öğretmenleri, örneğin Ali Alkan Ortaokulumuzun görevli olmayan öğretmenleri sabah okuluna gelecek. Okuluna gelecek 8.30-9'da okulunda bulacak. Okul müdürü bir görev verirse o görevi yerine getirecek. Bu da nedir görevi işte? Bahçede, teneffüslerde çocuklara rehberlik edebilecek. Çünkü bir derste o gün mesela bir Evet. okulda 10 tane öğretmen fazlalık yaratacağını, 2-3-5'i Tabii. kalıp diğerleri gidebilir. Ama 2 tane gelmiş öğretmeni de göndermemek lazım. Tabii. Çünkü bahçede kendi öğrencisi daha çocuk biraz Ama bir motivasyon olur olur, tabii. daha şey olur arkadaşlar.